Merhaba, ben Kerem Çilli. Teknikal Yenilenebilir Enerji tanıtım sayfasında belirttiğim gibi basit, herkesin anlayacağı düzeyde pratik bilgiler vermek için bu kanalı oluşturmuştum. Bugün o videolardan yeni bir tanesini daha çekmek istiyorum. Aküleri şarj etmek için, aküleri solar panellerle şarj etmek için kullandığımız temel iki tane şarj kontrol cihazımız var. Bir tanesi PWM şarj kontrol cihazı, diğeri MPPT şarj controller cihazı. Bunların tabii ki kelimeleri hafızada tutmak vesaire çok kolay değil. İnsanın akılda kalıcı bilgilerle bunları tutması ve hangisi nasıl çalışıyordu bu mantığı size bazı örneklerle anlatmaya çalışacağım. Umarım aklınızda çok daha fazla kalacak. Ve bugün güç kaynağımızla her iki cihaza da aynı değerleri uygulayarak çıkışında nasıl bir karakteristik aldığımızı, nasıl farklı sonuçlar elde ettiğimizi göreceğiz. PWM şarj kontrol cihazı daha uygun olan, ekonomik olan versiyon. MPPT şarj controller cihazı daha pahalı olan versiyon. Tabii ki ona göre de artıları var. Bakıldığı zaman PWM veya MPPT şarj kontrol cihazları bizim elimizdeki şu anki örneklerde olduğu gibi herhangi bir göstergesi olmadan da satılabiliyor. Ama piyasada göstergeli olan versiyonlarını da bulabiliyorsunuz. Hatta üzerinde USB çıkışı olan ürünler dahi var. Bunların hepsini bulma şansınız var. Biz size bugün temel mantığı anlatacağız. Bu mantığa istinaden de kendinize en uygun ürünü seçebilmenizi sağlamayı amaçlıyoruz. PWM şarj kontrol cihazını diş macunuyla anlatacağım size. Diş macununu ortadan sıkın ve kullanın, sonrasını atın. Aslında bakıldığı zaman içerisinde hala var. Ama biz ortasından sıktık ve kullandık. Bizim işimizi gördü mü? Gördü. Dişlerimizi fırçaladık. MPPT şarj kontrol cihazı ise diş macununu ortadan sıkıp bırakmıyor. Kenarlarından katlamak suretiyle içerisindeki bütün macunu dışarı almaya çalışıyor. PV paneline gelecek olursak, PV panelindeki gücün tamamını aküye almaya çalışan MPPT şarj kontrol cihazımızdır. Peki diş macununu ortadan sıkıp atan, yani panelden sadece ihtiyacı kadar olanını alan cihaz hangisi? Ucuz olan, ekonomik olan versiyon PWM şarj kontrol cihazı. Dilerseniz PWM şarj kontrol cihazını teknik olarak anlatmaya çalışalım. Ekranda görmüş olduğunuz grafik PWM şarj kontrol cihazının panelden aküyü doldururken yaptığı karakteristik, yaptığı davranışla alakalı bir grafik görüyorsunuz. Burada temel odak noktası şu. Örnek olarak 12 voltluk bir sistemden konuşacak olursak, 12 voltluk sistem aküyü şarj etmek için 1 volt, 1,5 volt daha yukarıda bir voltaj olması gerekiyor ve kablo kayıpları vesaire düşünürsek 13 volt, 14 volt seviyelerinde bir voltaj uygulanması gerekiyor. Ekranda görmüş olduğunuz grafikte ise panelden gelecek güçte 14 voltun karşılığına gelen nokta neyse o kadarlık güç çekmekten bahsediyor bu cihaz. Yani aslında maksimum güç noktası dediğimiz PV panelden en fazla gücü aldığımız nokta, bunu özellikle de işaretleyeceğim şu an size. Bu noktadan enerji çekmek yerine sadece ihtiyacım olan kadar, yani diş macunu sıkıyor, ihtiyacı kadarını alıyor, gerisi benim için önemsiz diyor. PWM şarj kontrol cihazının çalışma mantığı bu. MPPT şarj controller cihazında ise bunu nasıl yapıyor? MPPT controller'da bir panelden alabileceği gücün maksimumunu almaya çalışıyor. Yani biraz önceki örnekteki gibi bana sadece işte şu kadar voltaj gerekiyor ve o voltajın karşılığını diyagramda neye tekabül ediyorsa onu alırım demiyor. Ben bu panelden çekebileceğim maksimum akımı çekip hızlı bir şekilde akümü doldurmak istiyorum diyor. Tabii ki daha fazla güç demek, daha hızlı bir şekilde akünüzü şarj etmek demek, gücü daha verimli bir şekilde kullanmak demek. Tabii bunun karşılığında maddi olarak fiyatları yukarıda kalır. Diğerinde ise PWM'de ise maddi olarak fiyatı düşük olmakla birlikte paneldeki gücü maksimumunu almaya çalışmaz. Sadece ihtiyacı olanı kadar alır. Geri kalan onun için önemli değildir. Gelelim deneyimize. Bugün şimdi şunu deneyeceğiz. Güç kaynağımızdan belli bir voltaj vereceğiz ve akımı da sınırlandıracağız. Üstte bir limitimiz olacak ve her ikisine de aynı gücü uygulayacağız.
Böylelikle PWM şarj kontrol cihazı aküleri nasıl dolduruyor? MPPT şarj kontrol cihazı aküleri nasıl dolduruyor? Bunu göreceğiz. 33 volt ve 2 amper. Tabii ki bu değerleri sabitleyeceğiz ki MPPT şarj kontrol cihazında akımı sınırlamazsak eğer sürekli çekebildiği maksimumu çektiği için bu cihazın üst limitine kadar cihazdan akım çekmeye çalışır. O yüzden sabitlemek gerekiyor ki ikisinin de şartlarını eşitleyelim. Yani yaklaşık olarak ne yapıyoruz? 66 watt gibi bir panel gücü verdiğimizi varsayıyoruz. Bu tarz cihazlarda öncelikle aküdeki voltajı vermemiz gerekiyor. Bu cihazlar 12 volt ve 24 voltta çalışabiliyor. O yüzden hangi voltta çalıştığını öncelikle ona tanıtmamız gerekiyor. Burada bağlantıları yapabiliriz hemen. Evet. Burada bağlantıyı yaptığımız zaman cihazın 24 voltla çalıştığını, artık kendini ona göre ayarladığını söyleyebiliriz. Şimdi PV panelimiz olarak bizi simüle edecek. Cihazımızı bağlıyoruz. Evet, burada sarı renk artı, yeşil renkte eksi olarak şey yaptık. Ve gücü verdik. Şimdi normalde piyasada baktığınız zaman çokça ekranlı ürünlere karşılaşmış olma şansınız var. Ama buradaki cihazlarda ekran yok. LED'lerin yanıp sönme hızlarıyla o an akünün şarj durumuyla ilgili bize bilgi verebiliyor. Mesela baktığınız zaman şu an hızlı şarj, hızlı bir şekilde yanıp söndüğü zaman bu LED durumu bize şunu söylüyor. Ben şu an akü ciddi anlamda boş. Onu hızlı bir şekilde ve maksimum akımla doldurmaya çalışıyorum diyor. Şimdi bakalım biz buradan kaç amper veriyoruz? İki amper görüyorsunuz. Peki şuradaki çıkışımız bizim akü bağlantımız yani. Aküye ne kadar gidiyor? Aküye de yaklaşık 2 amper gidiyor. Yani hatta şöyle bakarsak. Evet, 2 amper gittiğini görebiliyoruz. Kayıpları göz ardı etmiş bir tasarım düşünebiliriz. Yani biz 2 amper alıyoruz ve bunu çevirip direkt olarak PWM ile cihaza verebiliyoruz. Evet, şimdi de güç kaynağımızdan 50 volt ve 2 amper veriyoruz. Seri olarak bağladık bu sefer, voltajı yükselttik. Yine 2 amper veriyoruz. Bakıldığında 2 amperin buradan geçtiğini görüyoruz. Ve bataryalara doğru, bu cihazın içerisinden bataryalara kaç amper geçiyor yine bakalım. Yine 1.96, 2 amper civarında. Yani 25 volt da veriyoruz, yine 2 amper. 50 volt veriyoruz, yine 2 amper. Bu cihazların da üst voltaj limitlerine dikkat etmek lazım. Rastgele üst voltaj veremeyiz. Örnek veriyorum, bu cihaz yaklaşık 55 volta kadar güç bağlamaya, voltaj bağlamaya izin veriyor. O yüzden rastgele bağlamıyoruz bu voltajları. O çok önemli. Ve buradaki yapıda bize yine sadece ihtiyacı olan kadar güçle şarj etmeye yönünde bir tavır sergiliyor. Evet, şimdi aynı deneyi MPPT şarj kontrolörle birlikte yapacağız. Yine MPPT şarj kontrolörde de öncelikle batarya bağlantısını yapmamız gerekiyor. Her birinde farklı yerlerde olabilir. Mesela bakın, buradaki PWM'de ilk iki konnektör terminal. Burada ise 3 ve 4 numara batarya bağlantısı. Ezberden iş yapmamayı öğrenmek gerekiyor. En önemli konuların başında geliyor. Evet, şimdi 24 volt bağlantımızı yaptık ve MPPT şarj controller bakalım şimdi nasıl davranacak. Öncelikle 50 voltluk bir yapı nasıl davranıyor ona bakalım. PV artımızı bağlayacağız ve eksimizi bağlayacağız.
Maksimum güç takip özelliği olduğundan dolayı burada amperaj yavaş yavaş arttığını göreceksiniz. Eğer biz bunu burada sınırlamazsak amperajı, bu cihazın maksimum kapasitesine ise hepsini çekmeye çalışır ve cihazın tamamını doldurmaya çalışır. 2 amper. 2 amper PV panelden geliyor. Yani bizim güç kaynağımızdan şu an 2 amper geliyor. Peki akülere doğru giden batarya terminalinden, buradan aşağıda akülerimiz var. Akülere doğru giden güç ne kadar? Bakın 3.50. Şimdi 2 amperi verdik. Bakıldığı zaman şu an MPPT şarj kontrol cihazımıza şu an 50 volt ve 2 ampere kadar, daha doğrusu, bir güç uyguluyoruz. 50 volt ve 2 amper. Eğer sabitlemezsek bu cihaz çekebildiği maksimum gücü çeker. 2,5-3 amper çekmeye çalışır. Daha da fazla çekmeye çalışır ve cihaz kendini korumaya almak durumunda kalır. Bu da bize şu avantajı sağlıyor. Aynı voltajda 2 amperle cihazımızı doldurmak var, akümüzü doldurmak var. Burada neredeyse 2 katı 4 amperle cihazımızı doldurmak var. Bu işte maksimum güç noktası takibi devresinin en önemli özelliği. Böylelikle 4 amperle bataryanızı çok daha kısa sürelerde doldurabilirsiniz. Peki 33 volt ve yine 2 amper sınırlamalı bir sistem yaptığımız zaman bu cihaz nasıl çalışacak, ona bakalım. Bakın yavaş yavaş akımın arttığını göreceksiniz. Her zaman daha fazlası var mı diye bir sorgulama yapıyor bu cihazımız. Ama PWM'de böyle bir sorgulama yok. Bu amper değerinin yavaş yavaş arttığını göreceksiniz. Ve biz limitlediğimiz için maksimum 2 amper kadar olacak. Ve şu an baktığımızda da bir 2 amper geliyor. Peki akülere ne kadar gidiyor? 2.40. Voltaj değeri şarj voltajına yakın olduğu için çok fazla akımı arttıramıyor. Yani kısabileceği şey belli. Voltajı 50 volttan nasıl söyleyelim? Voltaj değeri düşük olduğu için, şarj voltajına yakın olduğu için çok fazla akımda bize avantaj sağlamıyor, ama 2 ile 2.40 arasında da yine ciddi bir fark var. Ama 50 volt olduğunda çok daha fazla akım verdiğini görmüştük. O yüzden şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani gücü tamamıyla alıp aküleri doldurmak istiyorsak MPPT şarj controller, ama cebimizdeki para limitliyse ve biz yine de bir şekilde akümüzü doldurmak istiyorsak, o zaman PWM şarj kontrol cihazını kullanabiliriz. Evet, umuyorum PWM ve MPPT şarj controller cihazlarıyla alakalı kafanızdaki soru işaretlerini gidermişizdir. Ve tercih ederken MPPT aldığınızda nasıl davranacak, PWM şarj kontrol cihazı aldığınızda nasıl davranacak, bunu uygulamalı olarak göstermiş olduk.